Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere doğal gazlı evlerdeki kalorifer peteklerinin ısınma sorunlarından bahsedeceğim. Çünkü bizzat kendim uygulamalı olarak araştırdım. Çeşitli yöntemlerle sorunu halletmeye çalıştım. Çünkü aynı sıkıntıyı kendimde yaşadım. Çeşitli videolar izledim. Araştırma yaparak Allah'ın izniyle %99 başarıya ulaştım. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi doğalgazda termostatik özellikli olarak kimisi oda termostatı, kimisi de kombinin üzerindeki termostattan faydalanarak doğalgazını çalıştırır. Tabii fazla ücret gelmesin diye insanlar biraz dereceyi kısar yahut odadaki konumunu değiştirir oda termostatı için. Her ikisini de kullandım. Oda termostatını da kullandık. Netice itibariyle tüm peteklerden istediğimiz sonucu alamadık. Sizin ilk yapmanız gereken havalarını kontrol etmek. Havalarda sıkıntı yoksa doğalgaz peteğinin en son ulaştığı bölümün vanasını maksimum düzeyde açmanız. Ondan öncekini biraz kısmanız. Gene keza ondan öncekini, yani en sondakini maksimuma getirip en baştakini minimum seviyede vanasını kasıyoruz. Çünkü ilk su ısındığında ilk peteklerden itibaren ısıtmaya başlıyor. Bu ağır ağır ikinci peteğe geliyor. Su basıncı fazla olduğu için o ağır ağır akarken diğer peteklere de sirkülasyon olarak devam ediyor. Isınmama sorununda ise ilk peteklerimiz hepsi maksimum düzeyde açık olduğu için istifade edelim diye öyle bir kanaat var. Lakin ilk peteğe su tamamen dolduktan sonra tüm gücünü oraya harcıyor. Kalan zamanda diğer peteklere aktarım gerçekleşiyor. Sorunun çözümü %99.9 budur arkadaşlar. Kaloriferin temizliğiymiş, peteğiymiş. Baktım, havasını alırken su hafif siyah akıyor. Yeniledin mi? Gene aynı. Temizler, gene aynı akacak arkadaşlar. Geçen de bir teklif geldi. 150 liraya kalorifer peteğini temizlettirir misiniz? Dedim, kalsın arkadaşlar. İcabında vanasını açarsınız. Boşaltın suyu, yok tekrar devir daim yapsın. Ana vanadan dolumunu yapın, sıkıntı gider. Herkes bir rant peşinde ama vatandaşın durumunu düşünen yok. Zaten insanlar doğalgazı iktisatlı kullanmak için olanca gücüyle tasarruf yapayım, kısayım diye ısınmasından kalıyor. Bir de bu şekilde fırsatçılar olunca hiç hoş olmuyor. Size tavsiyem, dediğim gibi arkadaşlar, en baştaki peteği minimum seviyeye getirmeniz, ondan sonrakini açarak en sondakini en maksimum seviyeye getirmeniz gerekiyor. Sonucu inşallah Allah'ın izniyle ulaşacağınıza eminim. Çünkü ben kendim uygulama olarak yaptım, başardım. Usta değilim ama alaylıyım. Yap boz taktiğiyle Allah'ın izniyle çözmeyeceğim iş yoktur. Bunu da çözdüm. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayanlar abone olsun. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.